Rejim iyi oldu ha Bahattin. Sayende ben de dikkat edeyim. Etekleri belimde fır. Bahattin. Sen sucuk mu yedin canımın içi? Yemedim. Gözümle gördüm. Yok üstüne. Evet. Civan dur. Civan. Sen karışma ya, hadi gel. Civan. Enişte. Nedir o? Bilmem artık, onu sen söyleyeceksin. Nereden buldun bunu? Yukarıdan. Tavan arası. Ne o civanın? Üniversite kabul kağıdım ablam. Hani hiç gelmedi dediniz. Civan. Ne işi var bunun yukarıda enişte? Sesine dikkat et, kalbini kırar mı senin? Enişte, bu kağıt yüzünden benim hayatım değişti. Ya bir zahmet kabul et, aldım de. Almadım. E ne işi var yukarıda? Ne bileyim? Enişte. Oğlum, elimde büyüttüğüm çocuk. Sana hesap mı vereceğim ben ya? Bilmeyeyim diyeyim sana, bilmeyeyim. Fena mı oldu? İtalyalara gittin, koca aşçı başı oldun. Onun kararını ben vereyim falan istersen ha. Eniştem değil. Civan. 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 Affedersin. Sen bir şey yapmadın. Ben buldum o kağıdı. Ya tamam, iyi oldu işte, bir gün ortaya çıkacaktı. Ya bir dur, bir dur. Bu kadar yıl geçmiş aradan, hala mı üniversite? Ne üniversitesi? Hayatım değişti ya onlar yüzünden. 14 yıl canıma okundu. İtalya'da beni kapıda mı karşıladılar sanıyorsun ha? Ya tamam da. Tamam da ne? Ya bugün çıksa hata ettim dese her şey bitecek. Hala inat ediyor, hala. Civan. Civan. Gitme. Gitme. Aa müjde. Bunlar değil ki Civan oğlum. Seni kağıt mat gelmedi. Bahattin abim zaten istemeyeyim. Yahu diye eşin var, göcün var. O kadar ne hacet? Gel ablam gel. Ne oldu ablam? Ay sorma Ceylan'ım. Kovana bir çomak soktum ki. Açık abla. Neyse gülüm. Civan abim kağıdın peşine düşeyim. Onlar diyor biz yolladık. Bizimkiler diyor vallahi biz almadık, haberimiz yok. Sonra bir öğreniyorlar ki Civan abim Ankara'da bir yeri kazanmış. E gitsin işte. Gitmesine gidiyor da Ceylan'ın vakit geçmiş, kayıt kapanmış. Sonra bir kavga, bir kıyamet. Eniştem sinirli adam, altta kalır mı? Resti çekeyim. Yolluyor mu Civan'ı? Yok da. Yollamıyor da yollamaktan beter ediyor. Aynen öyle. Bilmeyin diyeyim sana Hüsnü. Sen de mi inanmıyorsun? Bahattin, biz yemin billah ettik. Kağıt gelmedi dedik. Gelmedi. Gelmeyen kağıdın tavan arasında işi ne? Ben ne bileyim? Sen bilmesin, kim bilir? La havle ve la kuvvet.
abi Arife'nin suratı 5 karış. Abi dün iyiydi, bir şey yoktu. Ya ne iyiydi oğlum? Kız ağzını açmadı. Abi, ha dün bende kulaklık vardı ya. Maç dinledim ya. Belki ondandır, pek konuşamadık yani. Mutfakta. Ha 2-0 net skor. Ah be abi. Niye, ne oldu ki? Abi kardeşi terasta sohbet muhabbet ediyor. Bizim kıza döner taktırdığımız yetmedi, bir de maç mı dinledin? Abi Arife bu, bozulmaz ki. Abi Arife kardeşimizdir, kankamızdır da bari 2 çift laf etseydi. Kötü hissetmiştir kendini. Yapma ya. Mahir, git konuş, kusura bakma de. Ali sonra yine terlik mevzuna dönmeyelim abi. Mahir. Günaydın ustam. Ustam sabah şerifleri. O vakitte koruyamadım kardeşimi. Gene böyle kuş gibi uçup gitti. Gitmez ablam. Kağıt yokken gitti ya digerim. Kağıt varken mi gitmeyecek? Ablam buldum. Pasaport burada. Allah çok şükür ya. Bak, bak almamış işte yanına. He. Heh. Ablam sen ara konuş Civan'la. Seni anlamayacak da kim anlayacak? He? Kim var bu dünyada senden başka? Haydi ara. Hacı oradan telefonumu getir kızım, şurada. Aradım Charlie'yi. Selam söyle. Duymamıştır ablam. Duysa açmaz mı? Yadigar abla çıkıyor muyuz? Yok emin oğlum. Hüsnü teyzen az rahatsız. Siz de canınızı sıkmayın. Bir gene barıştılar, gene barışacaklar. İnşallah oğlum. Yani inşallah da işte eniştem inat, Civan inat. Ya o da 350 puan için afır tafır sanırsın alim olacak. Kaç puan dedin? He? Halam puan dedin. Ne puanı? 350 dedin, hala ben de duydum. Saliha? Ya farz-ı mahal. Puan nereden bileceğim? Elmas. Niye? Canlarım. Olanla ölene çare yok. Siz işinize bakın. Hadi. İyi, hadi. Alasmaldık. Güle güle güzel kızım, güle güle. Uslu dur, Emi oğlum. Ha Yunus'um. Haydi gel. Haydi halanla. Tamam hadi. Gel. Sen almadın. Ya almadım diyeyim. Bahattin tamam tamam da sen demedin mi kazansa bile göndermem. Emanettir, gözümün önünde olsun. Dedim. Cemal. Başka kim istemedi Ankara'ya gitmesini? Biz? Başka kim olacak? En başta üstüne. Üste mi yaptı deyin? Ya ben soruyorum Bahattin. Hayda. Saliha halam.
Yok Arifem. Bak öyle emin olmadan. Nereden biliyorsun lan sonucunu? Bilmez. Yani o vakit konuşulmadıysa. Ya yok, kaç yıl geçmiş, nasıl hatırlayacak Yadigar abla ya? E gülümdeki Salih abla. Evet. Aldı kağıdı sakladı. Bunca vakit söylememiş. Şimdi mi söyleyecek? Söylemez. Ya ne? Biz söyleteceğiz. Nasıl? Arife. Ya Yadigar abla, halamın en çok korktuğu şey öbür taraf. E tabii. Ya işte onunki başka. Hayrat yaptırdığı, işte fitreler, zekatlar. Kadındaki bütün yatırım o tarafa yani. Biz de öbür tarafa çalışacağız. Arife nasıl? Korkutacağız Yadigar abla. Arife, ben kaçtım, Salih hala bekliyor. Ne? Ha, Yadigar abla etler hazır, sen bir bakarsın, tamam mı? Bir dakika, bir dakika ya. Ne istiyormuş senden? Vallahi bilmiyorum ki ya, Eyüp Sultan'a gidecekmişiz. Niye? Abla bilmiyorum ki, ben zaten hangisi hangi hala onu bile karıştırıyorum ya. Kız olan. Hala net değil. Söyle mi? Ne dua ettiğini dinle. Olmaz Arifem, yukarı ilahiye girilmez, tövbe. O zaman gözünü dört aç. Arife ne oluyor ya? Ya 40 yılda bir işimiz düştü ya. Dayımız için önemli. Ya ne olur dediğimizi yapsan. Evet, ne olur. İyi tamam ya. Tamam, yaparız. Ablam istersen bir de ben deneyeyim. Ablası arayı açmayı, seninkini açıcık. Ya belki açar. Allah'ım yarabbim. Ben çıkayım Hüsne. Halam nereye? Eyüp Sultan'a gidip geleceğim. Hayırdır? Gelme, gelme. Yok halam, ben geçireyim. Kızım otur. Yok halam, ant verdim Allah aşkına. Halam, Bahattin'in haberi var mı? Kim bırakayım? Buldum ben, sen işine bak. Hayırdır halam, bir sıkıntı, bir dilek. Hal asmaladık. Halam, mübarek kadınsın. Senin duan çıkar. Civan'a da dua et. Yenge, iyi günler. Aferin Mahir. Allah Allah. Hadi siz arıyorsunuz, açmayın da beni niye açmayın? Ay bak, ona ben de şaşırdım. Ablam ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ne oluyor, söylesene. Köprü. Ne köprüsü? Ay civarım. Ablam. Ablam nefes al. Nefes al gözünü seveyim. Sana ne oldu böyle birdenbire? Al iç şunu. İç bakayım. Civarım. Civan. Yok ablam, Allah korusun. Civan yazıyor orada. Civan alacaksın. Ablam, Civan abim deli mi, divane mi köprünün tepesine çıksın? Delirttiler kardeşim. Hüsnü ablam. Açık kuş, açık içlidir o. Kuş, karakolu ara. Neredeyse gideceğim. Ablam dur, gözünü seveyim dur. Enişteni ara, kuş gelsin. Hüsnü ablam. Ay yok. Ay gitti kardeşim, gitti. Civan gitti. Ablam tamam. Enişteni ara. Ablam sen iç şu suyu, ben arayacağım, tamam mı? Haydi iç.
Hadi ne olur gözünü seveyim, bir de seninle uğraşmayalım ha. Hadi gülüm, hadi annem, hadi, hadi. Gitti canım. Gitti kardeşim, koş karakola ara enişteni ara. Koş. Ne demek köprüye çıkmış? Ya deli tepek konuşup benim asabımı kaldırma ya. Ha çık, akıl var, mantık var kızım. Hay Allah. Tamam, tamam geleyim haydi. Baba. Arife sen içeri. Ne olmuş? Ya bir şey yok, hadi içeri. Ali ne oluyor ya? Kızım, içeri dedim hadi. Memur bey, böyle esmer, bayağı bir yakışıklı, ela gözlü. Yani ela derken böyle yeşille haki arası bir renkte. Yeşilinde mi tanıyacıkları açık? Ablam tarif etti. Yeter, doyamayın tarife. Köprü nerede? Depesindeki kim? Memur bey, Civan Alaca'nın köprüdeki vatandaşınla bir alakası varsa... Söyle, yerine gelip alacağım kardeşimi. Alo, alo. Hüsnü dur, bir televizyon haberiyle. Elmas abla, Civan abime ne olmuş? Bir şey yok oğlum, ablası merak etmiş. Ablalar evde. Senin böyle durumlarda korkudan aklına en kötü şey gelir. Yok oğlum yok. Çok ağrına gitti Civan'ımın. İlk giderken ablam dedi. Hiç yanımda durmadın, bağa arka çıkma. Canım dedi dedi de kaç yıl geçti aradan? Bahattin'im, yetiş, yetiş Bahattin'im. Üstten bir haber var mı? Allah Allah! Ya bizi de delirtin. Bilmeden etmeden ortalığı velveleye verin ya. Yok, benim kardeşim kabı gibi durur ama hassastır. Ben hiç de bileyim. Sarı Fırtına, oğlum koş sen dedene bir bardak su getir. Hadi benim canım ben. Tamam. Ya çocuğun yanında konuşma. Arayalım, soralım. Ceylan arıyor abim. Ne yarayı? Taylancığım bir sorsan, ya bir tanıdığım vardır mutlaka. Ceylancığım var da ne diyeceğim? Nişanlımın annesi televizyonda haberlerde görmüş. Taylan biliyorum çok saçma ama lütfen annem için. E sen bir şey söyle annene. Niye intihar etsin ki dayın? Ya Taylan. Ceylancığım bak benim çok işim var şimdi. Toplantıya giriyorum, çıkınca konuşuruz tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Alo. Gitti kardeşim. Zeytin gözlüm Civan'ım. Üstüne kimsenin bir yere gittiği yok. Biz ne konuştuk gülüm? Bununla köprüyü gideceğim. Üstüne hayda. Hüsnem. Çocuk etmez senin bu ettiğini. Annem Müjde. Müjde. Ne dedin Ali? Bir dakika, bir dakika. Caner Alpdoğan, köprüdeki adamın adı, dayınla bir ilgisi yok. Duydun mu annem? Ali kesin mi? Emin misin? Ya kesin Hüsnü teyzem. Televizyonda çalışan bir abim söyledi. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Kardeşimi bana bağışladın yarabbim. Sağ ol Ali, bir tanesin. Kardeşim dermiş Bahattin. Canımın içi televizyonda eyle C-A-D yazınca köprünün üstünde... Poyraz'dan aldın, yele verdin, hepimizin yüreğini ağzına getirdin. Hüsnem. Efendim Bahattin. Şimdi bak sana bir şey soracağım. Aramızda. Bana açık açık söyleyeceksin. Her zaman. Hah, canı gibi. Şimdi bu Civan üniversite mezunu var ya. Evet. Evden gitmesini hiç kimse istemedi. Ama sen hiç istemedin. Hani şimdi almışsındır, unutmuşsundur. Malum bu senin kardeşin, canın ciğerin. Bahattin, ben yalan mı söylüyorum? Yok, yalan değil. Yanlış olabilir.
Eğer hatırında en ufak bir şey... Bahattin, aldıysan aldım de, benim günahıma girme. Yahu almadım. Almadım. Allah Allah. Usta, var mı bir haber? Ablana sor. Anne! Oh benim oğlum. Oh. Güzel oğlum benim, Yarenim. Hadi sen benim yüzünü yıka. Ablam. Yaşamış ya diğer sağymış. Ay Allah korusun. Ne oldu ki? Ablam sen de adamı diri diri mezara soktun ha. Tövbe. Hüsnem aç mıyım mı? Yok halam. Yaşıyı ama açmayayım. Ya bir de Yadigar denesin deyim. Neyi? Sabahtan beri Civan'ı arayık. Ablam seni açmıyorsa beni mi açacak? İşte bir ümit. Beni de açar dedik ama açmadı. Ya bir dene. Açmaz halam. Ben onun inadını bilirim. Değil Yadigar, öbürsü taraftan anam arasa nafile. Alo? Yok, açmıyor. Ben dedim. Sahi, köprüde möprüde değil ya. Ağzından yel alsın. O da yeter. Ablam, ben gittim. Yaren'i getirdim. Çocuklar sana emanet. Haydi, alasmaldık. Güle güle güzel kızım. Hayırlı işler. Biliyorum. Neredesin? Alo Arife. Ha, alo Mahir. Var mı bir gelişme? Vallahi Arife, halamın derdi büyük, ben sana söyleyeyim. Niye? Ya kızım, Eyüp civarında şeker vermediği kimse kalmadı ya. Herkese şeker dağıttı. Daha da içeri girmedi yani, haberin olsun. Ne diyorsun ya? Söyle işte. Haber ver dedim, veriyorum. Bu kadar mı? Ha. Hayat memat meselesi Mahir. Gözünü dört aç. Ne bileyim, dönüşte ağzından bir şeyler al. Oo, Arife sen ne ya? Ne istiyorsunuz siz bu kadından? Yahu sen dediğimi yap haydi. Çok önemli. İyi tamam. İnce çıkmışsın. İyiyim, merak etme. Hüsnü ablam Civan'ı aradım açmadı dedikten sonra sen öyle telefonumu açınca... Korktun mu? Yok da şaşırdım. Niye? Bilmiyor muydun açacağımı? Ablamı açmamışsın. Ama sen gene de bir ara. Ablam. Ha. İyi olduğunu biz. Tamam, ararım, merak etme. Ama o kadar, konuşulacak başka hiçbir şey yok. Sen de ikinciymişsin ha. İkinci mi? Babam beni İstanbul'a gönderirken ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi, sen oku. Ben tahsil falan görmedim. Ama sen üniversiteden mezun ol dedi. Ailede ilk. Ya öyle de... Ben niye tutamadım bu sözü? Hı? Saçma sapan, yok o almadı, yok ben almadım. Bu yüzden mi? Hala da aynı inat. Ne yapacağım? Bir daha dönmeyeceğim.
Bahattin Usta. Şahin Bey. Bu ara sık yolun düşüyor buralara. Yok ustam, konuşmaya geldim. Hoş geldin, buyur. Geç otur. Geçen gün hanım geldi. Etraflıca konuşamadık. Eğer onu soracaksan... Bahattin Usta. Benim sana borcum baki. Dükkanı satmıyorum diyorsun. Borç aldım, bunu ödeyeceğim. Ödeyeceksin de bu işin kuralı kaidesi var. Ödemediğin her gün faiz işliyor. Bak ben burada 40 senelik esnafım. Beni herkese sor. Buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bahattin Usta. Şu işi takside bağlayalım. Kafamda bir hesap yaptım. Eğer sen tamam dersen ilk ödemeyi hemen takdim edeceğim. Benim de kızım var. İnsan bazen evladı için her türlü çılgınlığı yapar, bilirim. Nişanınız varmış, Civan'la konuştum. Var. Madem satmıyorum diyorsun dükkanı, tamam. Nişanı atlat, öyle hesaplaşırız. Sağ ol. Geldi bu yine. Ne bileyim ben beyi. Bunlar gene bir iş peşinde. Bize ne? Sen işine bak. İşine bak bak diye diye bu hale geldik. Ya kendi kardeşe bile dayanamadı gitti. Sen hala gözünü kulağını kapıyor. Onunla onun ne alakası var? Bunlar gene bir iş çeviriyor. Bak buraya yazayım. Ben de beyiysem itin zibilini ayaza çıkaracağım. Of. Benim de bir tarafım var hala. Ne oğlum? İnsanlar diyorum Salih Hala'ya. Böyle kendilerini yakın bulup bana açılıyorlar biliyor musun? Ya en gizli sırlarını bile bir bakıyorum hop anlatmışlar ya. Ya böyle sevimli, sempatik bir tarafım var. Herhalde ondan diyorum temiz falan. Zaten açılacaksın halam ya. Yani içinde tut tut nereye kadar ya? Kah şu omuzda güleceksin, kah ağlayacaksın. Değil mi? Oğlum deli misin, nesin be? Önüne bak. Allah Allah. Yadigar Hanım. Şahin Bey. Buradan başladınız? Eniştem sağ olsun. Kızımız, tanıştık. İyi etmişsin Bahattin Usta. Yadigar Hanım'ın tatlısının üstüne yok. Sağ olun. İyi günler. Hayırlı günler Şahin Bey, eksik olma. Enişte hayırdır? Yok bir şey. İyi adam, mert adam. Hadi geç kızım. Dinledi Ceylan, yani bunun daha ötesi mi var ya? Ablam çekiniyordur belki ya. Ya ne çekinecek ya? Angelina Jolie gelse evlenme teklifi eder. Bana bir şey hissetmiyor ya. Ya abla. Kolay gelsin. Merhaba. Ne oldu, ne konuşuyordunuz? Hiç. Ha Arife, 2 dakikan var mı ya? Var. Bir şey konuşacağım da. Terasta konuşalım ama. Geliyorum. Tamam abla. Ceylan, Civan abiden haber var mı? Yok ya, bekliyoruz hala. Ali.
Hani bugün arkadaşınla konuştun ya. Televizyondaki. Ha, abim. Ya biliyorum dünyanın en saçma sorusuydu. Ama sen bizim en saçma sorularımızı bile ciddiye alıyorsun ya. Böyle koşuyorsun, yetişiyorsun. Sağ ol. Ne oldu? Ya bir türlü konuşamadık Arife. Salih'e alan mı? Yok. Terlik. Kalpli. Evet. Arife, sen galiba beni yanlış anladın ya. Tabii haklısın. Şimdi terlik kalpli olunca. Ama ben sana o gece o terliği vermek istemedim. Mecbur kaldım. Nasıl? Nasıl? Ya orasını sorma işte. Ama sen beni yanlış anlama olur mu? Aklına başka bir şey gelmesin yani. Yok ya. Ne gelecek? Hah. İçinden gelmiştir. Öyle hissetmişsindir, vermişsindir, bir şeydir. Ben niye yanlış anlayayım ki? Aynen. Ya üstüne bile düşmedim ya. Ya mesela şimdi terlik nerede onu bile bilmiyorum yani. Ha. Geçen bana bozuk attın ya sen. Ben sana ne bozuk atacağım ya? Hayda ya bir terlik verdin diye. Yapma Allah aşkına ya. Ben öyle bir kıza benziyor muyum? Yok. Ya bak benim bir sürü derdim var tamam mı? Hiç kafama bile takmadım yani. Arkadaşız yani. Ya kankayız diyorum. Ölümüne kankayız yani. Haydi. Şahin Bey de komşu kapısı yaptı burayı ha. Baksana. Yine koca araba dükkanın önünde. Ne dedi Mahir? Halamdan bir haber yok galiba. Arife. Dur kız, kıyma yaptın eti. Arife. Dur bakayım ver. Ya yok bir şey yok. Ne oldu? Tamam. Nasıl bir şey yok ya? Bakayım. Ya bir şey yok ya Edgar abla tamam. Ağladın mı sen? Yok ya. İyiyim ya Edgar abla tamam. Bir bak bakayım benim yüzüme. Ne bu gözlerin hali? Kıyamam ben sana. Civan'ım. Ablasının kıymetlisi, kardeşim. Burası senin evin canımın içi. Yerin hazır, yatağın hazır. Ne işin var otel köşelerinde? İyiyim burada ablam. Burada ne yiyeceksin, ne içeceksin? Abla bulur mu yiyecek bir şeyler? Dün mü yiyeceksin mi? Abla, sen iyi olduğunu bil yeter, tamam? İyiyim ya, tamam. Bak bu son şansımız ha. İtiraf ettirdik, ettirdik. Eğer hala aklın Mahir'de diyorsun. Şşt, abla tamam. Tamam ya, unuttum ben zaten. Ne düşüneceğim? Ben tabağı hallediyorum. Sen de işte halamı yavaştan işlemeye başla. Anne nedir, ne nedir? Korkar mı? Ya en korktuğu şey iyi saatte olsunlar. Ama ne bileyim, yaşlı başlı kadın şimdi bir yerine iner miner. Ya inmez. Eski toprak o kızım.
oldu? Ay Arifem ya, ben pek yalan söyleyemem. Böyle hemen benim yüzüm falan kızarır, belli olur. Acaba görevi Hatice'ye mi verseydik? Bir işe Hatçik ablayı annemi karıştırırsam o işten hayır gelmez. Açmışsınız yine delikanlıyı. Elmasın dizisi. Kıza bugün açılacak kesin. Oğlum ya, bizde kayke var mıydı? Nereden geldi bu? Bilmem, biri getirmiş. Kim? Hatçik abla. Ne kaykesi ya? Yadigar abla sen? Yok Arifem, ben nereden getireceğim? Allah Allah ya, kim getirdi bunu bu eve? Hoş geldin abim. Hoş bulduk. Üstün yok mu? Yukarıda da pek keyfi yok. Hala ya, bir kayke ver de yiyelim şurada. Al işte kızım. Tabak sende herhalde ya. Ne tabağı? Aa. Şimdi burada duruyordu ya. Allah Allah, nerede, nereye gitti bu şimdi? Hatçik. Ne halam? Kayke tabağını getir. Halam, siz de taktınız şu kaykeye ha. Kayke mayka almadım ben. E, kim aldı? İyi saatte olsunlar. Sabır sabır konuşma Arife. Nenem hoş geldin. Ha? Nenem, nenem, Salih'i alalım. Böyle arada bir gelir dertleşiriz biz, sağ olsun. Beni o büyüttü ya. Ben böyle anasız işte, hala peşimde. Rahmetli. Her zaman değil ama Elmas alalım. Yani ortada öyle bir sır, bir sıkıntı falan varsa yani. Ne sıkıntısı Yadigar? Vallahi onu bilmiyorum da işte çıkaralım. Bir de ölüm kalım meselesi olursa gelir. Allah korusun, biri Hakk'ın rahmetine kavuşacaksa mutlaka haber verir. Ama sonra gider, merak etme sen. Ne oldu halam, sen bir sarardın? Yok kızım, ne sararması? Yani halam, böyle bir çekindiğin bir şey varsa sen onu bana ufak ufak anlat. Sen işine bak Arife. Tamam. Sonuç? Sonuç yok. Bekliyoruz. Bence korktu. Yadigar abla sağ olsun. Yok, benim nenem çok candandır. Ölecek biri varsa hemen gelir falan dedi ya. Ay dedim de içim hiç rahat değil. Ya söyleyecek mi bari? Bence söyleyecek. Ya kızım, yalan dolan da gitmez o öbür tarafa ya. Ya gitmez de. Ya o yapmadıysa? Ya o yapmadıysa kim yaptı ablam? Ne bileyim Ceylan'ım, yani ya kadının günahını alıyorsak? Anlayacağız Yadigar abla. Başka çaremiz yok ki. Direkt sorsak. Dinlemez. Bizim evi bilmiyor musun kızım? Ya biliyorum da annem çok kötü. Birinin gidip dayımla konuşması lazım. Ben aldım desem bitecek. Ya Hüsnü yeter. Kaç yıllık olay? Temcit pilavı gibi. O kaç yıllık olay benim kardeşime mal oldu. Ya ben ne diyeyim, ben ne diyeyim? Bak ben sana diyeceğimi dedim. Eğer bana inanmıyorsan kardeşinin yanında dur. Yerini yurdunu da haber etmiş. Hiç boşa bekleme. Hiç. Hmm.
Abi kız resmen posta koydu ya. Terlik merlik sen ne havaya giriyorsun dedi yani. Biz arkadaşız dedi ya. E tamam oğlum sen de öyle istemiyor muydun? Ha evet. Evet de ne? Birader şimdi de rezil olduk yani. Yani her terlik verdiğim kız bana hasta olur havalarında falan. Kız dedi ki sen kendini ne sanıyorsun dedi ya. Tokatladı abicim, tokatladı. Ceylan'da tokat mokat yok. O ne demek? Ya bana mı öyle geliyor anlamadım. Sanki ben kaçtıkça bana inat, bana daha yakın davranıyor. Öyle abi. KBK kuralım. Ne? Kaçan balık kovalanır. Zaten hoşlanmadım ben bu işten. Öyle diyeceğin de yok, böyle anlaşılacak da falan. Bana göre değil bu işler ya. İyi oldu. Sen yine de kesin konuşma ablam. Konuşurum. Bitti bu iş. Arife. Babanın ilacı buzdolabında. Ne ilacı ya? Gut. Sen nereye anne? Bir işi halledeceğim. Ne işi? Babanın ilacını unutma. Sen içeri. Bu gece unutamayacağımız bir gece olacak gibi geliyor bana. Kim bilir, belki de. Ablam nereye? Kardeşimin yanına. Ablam. Hacık, ben bir hata ettim kızım, bir daha etmem. Konuşacağım kardeşimle. Tamam ablam, konuş da böyle bir başına. Ya Rabbim ya. Bak abim bıraksın seni. Bu saatte nereye? Olmaz. Çekil. Ablam. Ablam. Kıvırcık. Hüsnü teyze nerede? Gitti. Nereye gitti? Yok abim, gelecek. Nereden gelecek kızım? Şifreli şifreli konuşma. Abim kardeşimle konuşacağım dedi, gitti. Gitme dedim, etme dedim, dinletemedim. Ya evden habersiz öyle gidilir mi? Çağır gelsin. Abim çok üzüldü. Bir konuşsun belki iyi gelir. Allah Allah. Evde yaprak dökümü oluyor Saliha. Kız. Hayırdır? Yadigar'ın nenesinin ruhuna. Ya sen neneyi filan bırak. Bahattin'le gelin kapışmış, iş büyük. Ya Saliha, ne kağıtmış ama. Sence kim aldı? Ablam iyi değil. Biliyorum. Ya Civan. Yok o kağıdı o almış. Yok
öbürü almış. Onlar bizden büyükler. E biri bir hata yapmış işte. Yadigar. Dönsen, ha? Konuşsanız. Şu iş bir tatlıya bağlansa. Yadigar, buraya bunun için mi geldin? Bana iyilikleri büyük biliyorsun. Onca yıl emaneti sakladılar. Yetmedi, evlerini açtılar, dükkana işe aldılar. Yani eğer bu küslüğü bitirecek bir şey varsa... Kim? Bilmem. Civan, bak eğer birini bekliyorsan... Civan. 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 Ablam. Ne işi var burada? Nereden bulmuş seni? Bilmiyorum Yadigar. Merak etmesinler diye yerini söyle diyen sendin. Nereden bileyim geleceğini? Açalım o zaman. Olmaz, açma. Niye? Ya ne demek niye? Ben eve yalan söyledim. Öyle bir işimi görüp geleceğim dedim. Civan. Ay. O zaman açmayalım. Yanında birileri vardır. Şimdi giderler, ben sonra konuşurum. Ya gitmezse? Yadigar, öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Civan. Odada dediler, orada mısın? Civan. Aç. Aç. Civan'a. Ablam, ne yapıyorsun burada bu saatte? Sağ geldim Civan'a. Hadi girelim içeri, üşüyeceksin. Ablam. Gelir eniştem. Uzağa gitmemiştir.
Yok ya, bana kızdı da. Ben onun huyunu bilirim de böyle çekmek gitmek onun huyu değil. Eniştem. Ben bu hayatı ailem için yaşayayım yadigar. Onlar da bana inanmadıktan sonra. İnanmaz olur mu? İnanır. Da işte bazen böyle iki sevdiğinin arasında kalırsın. Haksızlık ağır geliyor. Ben seni bileyim eniştem. Sen yapmadım dediysen yapmamışsındır. Almadım dediysen almamışsındır. Bu işten atlanacaksın. Bak gör. Ablasının gülü dünyaların en güzeli. Ablam, sen üzme canını. Bu iş eniştemle benim aramda. Yok. O vakitler kaçıkamadım ya, içimde hicran. Bir daha o hatayı yapmayacağım. Abla. Çocukları büyüttüm. Biri soğuk nevaleye varayım, öbürü boyuna aşortma gel. Ben kararımı verdim. Evet. Seninle geleyim. Nasıl? Gerekirse İtalya'ya geleceğim. Abla ne diyorsun? Ne vakit düşünüyorsun gitmeyi? Bilmiyorum, daha karar vermedim. Hemen pasaportu alacak. Sabıkam da yok, vizeyi kolay alırık. Büyün yarın. Abla sen düzenini bozma istersen. Eniştene inancım tam ya. Kardeşimin kalbini kırmayacaktı. Kararımı verdim. Anca beraber, kanca beraber. Sarı Fırtına. Herkes yukarıda. Yani? Hüsnü teyzem çok merak ediyorlar. Bir de seni. Merak edecek bir şey yok mu? Biraz canım sıkıldı, o kadar. Siz de ayrılacak mısınız? Hüsnü teyze mi? Oğlum şey, etle tırnak ayrılır mı? Olmaz öyle şey. Hadi bakalım yatağa. Sonra uykusuz kalacaksın. Doğru yatağa. Geç oldu. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Gel halam, çay sıcak. Sağ ol. Hüsnü yok mu? Yok, daha gelmedi abi. Gece nerede kaldı? Arayıp sorayım mı eniştem? Belki gidip almak icap eder. Yok kızım, acet yok. İsterse kendi arar. Baba bir şey yememişsin ya. Ekmek vereyim mi baba? Evet ver ya, bal sürelim. İstemem kızım, yok. İçim çekmeyeyim. Sinir bende iştah yapıyor civan. İçim kan ağrıyor, karnım gurul. Afiyet olsun ablam. Ama otelin kahvaltısı zayıfmış ha. Kuş kadar peynir, millet bunu mu yiyor? Herkes doyuyor ablam, sıkıntı yok. Peynir söyledim, istersen bir şeyler daha söyleyeyim. Sağ olun. Sağ ol canım. Ne oldu ablam? Yaren kızıma ait toparla. Tamam anne. Ben? Sen evdesin oğlum. Ama Hüsnü teyze yok. Biz varız mavişim. Ama Hüsnü teyze benimle top oynuyor. Biz de oynarız. Kim? Hüsnü ablam. Açsana ablam. Enişte. Alo. Hacı kızım, kahvaltı ediyiz de. Şimdi enişten rejimi mecimi unutur. Dediğimi aklında tut. Aman ha, sucuk verme. Ne di? Eniştemi merak edi. Ya ne merak edecek? Çocuk muyuz biz? Ablam yok, hiçbir şey yemedi zaten. İşte çok kapalı. Yemeyeyim mi? O vakit sen maydanoz kes. İnce ince. Soğandır, domatestir. Üstüne acıcık nar eşkisi gezdir. O vakit yer, o sever nar eşkisini. Ablam sen en iyisi buraya gel. Bu seninkisi uzaktan kumandayla küslük oluyor yani. Yok, sen aradığımı belli etme. Tamam. Ablam, şimdi ben mutfaktan konuşayım. Bahattin abim salonda da. Vereyim mi? Ablam, Bahattin abimle konuşacak mı? Yok, konuşacak bir şey yok. Tamam, oldu o vakit. Hacık bugün kontrolü var, doktora gidecek. Havanın da sağ solu belli olmaz. Sen çıkarken yelek veriver. Tamam mı canımın içi? Tamam, tamam, tamam. İtalya'ya geliyordun ha ablam? He. Nereye geliyorsun güzel ablam? Sen eniştemsiz yapamazsın ki. Artık. Arife, baban ilacını sabahları mı aldıydı? Bilmem. Annem bilir o işleri. Ya arayıp soracağım da ilacı bulamayayım. Babam çıktı abla. İlacını içmedi.
Hayda. Olmaz gülüm, bugün kontrolü var. E annemi arayalım. Dolaba bak. Akşam öyle dedi ya, dolaptadır. Heh, Arife yetiştir şunu. Arife, bir planım var. Ne planı ya Diger abla, darmadağın olduk ya. Ya dur, nereye gidiyorsun? Planım var diyorum. Hepsini birden barıştıracağız. Kimi kimi? E işte Civan, Hüsnü ablam, enişte. E telefonu konuşmadılar. Ceylan'ım konuşacaklar. Barışacaklar. Nasıl? Anlatacağım ama aramızda. Tamam. Anlaştık mı? Ya Diğer, anladık da Bahattin aksinin tekidir ya. Ya babam bizde Cemal abi, tamam. İsabet. Hüsnü teyze de bizde. Hı. Dayımdan da oteli öğreneceğiz. O vakit herkes görevini biliyor. Aynen. Haydi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bir şey. Gelmiyor bu ya. Ya gelmiyor da. Vallahi usta bu sefer ne yaptığımı anlarsa benim ustanın elinden kimse alamaz Arife ya. Mecburuz kanka, ne yapalım? Öyle deme sen. Niye? Ya. Geliyor. Hayır oğlum. Buyur usta. Randevuya daha bir saat var. Bu ne acele? Ustam baktım da trafik varmış, biraz erken çıkalım dedim. Ya erken gider erken geliriz baba. Kızım sen kal ya, şu dükkana yardım et. Ya gideriz işte ya, merak etme. Kızım benim nişanla alakadar olacak halim mi var? Canımla uğraşayım. Ne diyeceğiz annem Taci Serhan'ıma? Annemle babam kavga etti de gelemiyoruz. Başka bir gün giderek. Ya anne prova bu, başka gün olmaz ki. Vallahi Taci Serhan'ımla Taylan kıyameti koparırlar. Alo. Hah Ali, bizde her şey yolunda abi, trafik marafik. Sizde nedir durum? İyiyiz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Görüşürüz. Yadigar, gelmiyorum. Ya niye? Ya çocuk muyuz biz? Yürüdüm gittim artık, daha ne konuşacağım? Ya bana ahkam kesmesini biliyorsun da bir kağıt parçası için. Sen karışma bu işe. Sen ne dedin bana? He? Hayat devam ediyor demedin mi? Ben sana güvenerek topladım kendimi. Yadigar, ikisi aynı şey değil. Civan, bu insanlar senin ailen. Tamam, hata yapmış olabilir. Ama hangimiz yapmıyoruz? He? Seni canlarından çok seviyorlar. Yapma. Unut gitsin. Ha? Haydi. Alo Arife. Planda bir aksilik oldu gülüm. Hı. Ya işte konuştuk da dayın. Hı. Yürü gidiyoruz. Yok Arifem, tamam geliyoruz. Civan? Neredeler? Vay oğlum, bak buradan sağa saplayın. Tamam ustam. Tamam deyin, düz gidin. Usta buradan da gidiyor yol, o yüzden. Ne buradan? Oğlum. Ulan benim lafımı dinlesene. Tamam baba, bir sakin ol ya. Ya 40 saat oldu evden çıkalım, bunun yüzünden hastaneye varamayacağız.
Geldik usta ya. Geldik bak. Nereye geldik? Hadi bakalım Yaren'im. Halamı, açık ablanı üzme tamam mı? Kardeşin adımı kayıt ol. Tamam anne. Üzmez o bizi merak etme. Nasıl ikna ettin? Gel dedim halam, konuş dedim. Onlar senin ailen dedim. Bak bana. Benim gibi nicesi bir yakını için canını verir. Siz birbirinizi bulmuşsunuz. Bunca yıl sonra bir daha kaybetmek olur mu? He canım ağam. İyi demişsin. İki günlük dünya, ne yapacaksın? Doktor randevum vardı. Gideceğim. İlacını aldın mı? Aldım. Sağ olsun. Yunus yetiştirdi. Yunus mı? Arife biz buraya niye geldik? Söyleyeceğiz babam. Bir Yadigar ablalar gelsin. Ablanlar kim Arife? Yadigar ablayla dayım. Yadigar abla Civan abiyi getiriyor. Ya siz Allah'ım ya Rabbim. Oğlum oyuncak mı bu iş? Oyun mu oynuyoruz burada? Beni işimden gücümden ettiniz. Konuşun diyor usta. Sana ne? Aferin sana ne? Çocuklarım kabahati yok Bahattin. İyi niyetle buluşturmuşlar. He buluşturmuşlar. Nerede kardeş? Buradayız enişte geldik. Ne yaptım ki ya? Seninle dükkanda hesaplaşacağız. Enişte biri bir hata etmiş. Benim gitmemi istememiş. Üniversite işini saklamış. İşin tuhafı siz Ankara'ya gitmemi istemezken ben kalktım ta İtalya'ya gittim. Çocuk haklı. Kim aldıysa söylesin. Hüsnem bana bakarak konuşma. Aramızda allem kallem işlerin erbabı sensin. Kim? Ben mi sakladım kağıdı? Hüsnü abla. Abla gerçekten mi? Civan'ım iftira. Bahattin. Oo yine başa dönüyoruz ama. Sen karışma. Hah al işte. Hata bizde. Kalktık geldik buraya işte. Baba bilmiyor ya. Hiç yüreğini yorma Bahattin'im. Ben de doluyum. Meraklı da değilim burada oturup özür beklemeye. Özür? Anne nereye? Otele kızım. Abla yine mi? Bahattin. Ablacığım geç kaldın. Hadi evde konuşuruz. Otur. Salih abla. Otur dedim Bahattin. Halam sen ayakta kalma. Gel böyle otur.
Hoş geldin halam. Ya daha konuşmaya acet yok. Bir dakika baba. Sen karışma. Anne. Anana cevap verme. Ya bir susun. Ben aldım Bahattin. Neyse. Üniversite kağıdı yok mu oğlanın? Adam? Verecektim. Hüsnem ayrı ağladı. Bahattin'im ayrı kahırlandı. Sen bizim elimizde büyüdün Civan. Erkek evlat sevgisini senle bildik biz. Kimseye ses etmezsem kapanır gider sandım. Aradan 10 yıl, 15 yıl geçti. Gitmedi. Kabahatim büyük. Affedersin. Bahattin, yüzün gülüyor. Tatlıya bağlandı mı? Bağlandı, bağlandı. Bir yanlış anlaşma olmuş da. Kim almış kağıdı? Anne. Ne var oğlum? Her gün bir sır. Soracağız elbet. Ya o işin bir ehemmiyeti yok. Barış görüş oldu. Ah, çok şükür. Hüsnem olmayınca elim ayağım eksik kaldı be Cemal. Aslan oğlum. Hüsnem iyi oldu değil mi? Sen işine bak. Cemal, ben bir Hüsnü'ye geçmiş olsun diyeyim. Beyi... Geleyim, geleyim. Allah razı olsun halam ha. Gene bizi sen birleştirdin. Zaten bu ayırmış kızım. Elmas. Ya bu kadar yıl nasıl sakladın Saliha? Üzerimden yük kalktı ha halam gel. Ya kalkmaz mı kızım? Ablam, Civan abim eve dönüyor değil mi? Allah Allah. Kim kimle? Bu da Civan'la. Dönüyor. Hadi annem. Ceylan nereye? Taylanlar bekliyor. Provamız var. Geç kaldık zaten. Ceylancığım, ya burada ayrılığın eşiğinden dönü. Bir nefes alsın. Anangil'i rahat bırak. He. Hadi çık. Kalk kızım sen şu limon şerbetini getir. Hani İtalyan kız getirmişti. He, cello. He, cello. Limon şerbeti. Kalk kız hadi. Halam. Ya bir yudumcuk. Anne. Ay kızım dur ya. Sen saçını yaptırmayı canıma. Sen çık. Ben babamdan rica ederim. Ali geldi beni alır. Geç kalma. Tem 40 yılda bir. Gel Behiye ablam buyur. Hoş geldin Behiye. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kazanız mübarek ola Hüsne. Sağ ol. Anne. Kız, anne tamam. Evet, cellolar geldi. Hayırdır Hüsne? Limon şerbeti, İtalya'dan. Bana da koy açık. Allah. Ver. Abi masaya ikinci sipariş hazır mı? Hazır abi. Neredeyse çıktı. Ya helal olsun Yadigar abla. Herkesi muma çevirdin ya. Yok be Arifem. Sizinkiler barışmak istiyordu da ondan. Yoksa ne yapsan nafile? Ya herkesten beklerdim de. Salih Hala'dan beklemezdim ha. Ne kötümüş. Ama hala var ya.
Neredeyse bana açılıyordu ha arabada. Ya böyle başlarda çok kötü mü? Yani biraz daha gitsek kesin böyle açılacaktı yani. Ben onu hissettim. Ulan Mahir, ulan Mahir. Evet abi, benim öyle bir özelliğim var. Yapma ya. Evet. Servis hazır. Aldım ben. Tamam. Kusura bakmayın işte. Bak, bir daha bilip bilmeden eniştenin kalbini kırarsan senin kafanı kırarım. Bakma söylendiğine, bugün keyfi yerinde. Kontrol de iyi geçti. Ne dedi doktor? Ablan bebek gibi bakıyor, sağ olsun işte. Hah, hadi gel. Bak, bu kız olmasa biz yandık. Dükkan çok yoğun, ben mutfağa ineyim. Behiye gelmedi mi? Yok, gelmedi. Gelir. Ya onlar üzüntü çekti de biraz. Boş ver, dertleşsinler boş. Lingo, lingo şişeler. Bu İtalyan şerbetin iyisini biliyor ha halam. Vallahi de öyle üstem. İçme kızım, alkol var bunda. Halam şu cancık içti, başka da yok zaten. Yok da şu haline bak Hatice. Ne varmış halimizde halam? Hatice, dünden beri şuramda bir kaya. Şerbet iyi geldi. Ablam kardan artık öldük. Yok civa gitti, yok köprüye çıktı. Şerbet iyi geldi. Bahattin görsün de seni bu halde. Ne de görecek. Ben şimdi gideceğim zaten. Provaya. Taksiri de vereydik. Bilim o şerbet. Gidin sarı, kadehler yarı. Sen kimin yarı, hacı canım, oh canım, hadi sen. Gidin sarı, kadehler yarı. Sen kimin yarı, hacı canım. Hello. Bahattin Bey. Ben Taciser. İyi günler efendim. Ha, buyurun Taciser Hanım. Beyefendi. Bugün nişanın son detaylarını görüşmek üzere randevulaşmıştık. Evet. Ceylan kızımız geldi. Bir saattir randevu yerinde bekliyoruz ama Hüsnü Hanım'ın telefonu cevap vermiyor. Evi de aradım tabii. Bir aksilik yok inşallah. Vallahi yoktur. Yani kendisi geleceğini söylemişti de. O zaman ben arayayım şimdi. Ondan sonra size haber ederim. Taciser Hanım, hanımefendi siz benden haber bekleyin. Buyurun, patlıcan kebabınız. Hanımefendi sizinki soğansız. Afiyet olsun. Hayda. Mahir. Buyur usta. Gel oğlum. Benim ayağım iyi de sen beni eve kadar bırak. Tamam usta. Cemal, biz eve kadar gidip geldik çünkü. Bey'e de gelsin, dükkanda çok iş var. Buyurun efendim. Ceylancığım, bir daha arasak mı? Beyefendi arayacak Taylancığım. Yolu karıştırmış olmasın Taciser teyze. Çünkü bu kadar geç kalmaz. Bizim de işimiz var Ceylancığım. Biz niye karıştırmıyoruz? Olur mu öyle şey? Bir randevuya vaktinde gitmek görgüdür. Neyse neyse. Bahattin amca bir eve gitsin de. Ya şimdi yok yere hele can bak. Diyeyim o kadar şu telefon gözünün önünde dursun. Benim yüreğimi kaldırma. Hiç. Bir şey yoktur ustam. Benim peder de bakmıyor bazen ya. İnsan tedirgin oluyor tabii ama. Ya tamam da bu dünürler ters. Açtırma işte ağızlarını. Doğru diyorsun. Ama yenge de yoruldu ya iki gündür.
Az şey yaşamadınız ki. Belki uyudu kaldı evde. Ablam, halam taşlarını döktü artık aramızda gizli saklı kalmadı. Ablam, gözün senin bundan sonra aramızda gizli saklı kalmasın ha? Yok kız, bir amanet o kadar. Ne? Amanet deyim. Yadigar ablanın dükkanı yok mu? Onu da verdik mi sen sağ ben selamet. Anam. Gidin sarı kadehler yarı. Sen kimin yarı Hacı Cavca, oh canıma değsin. Şişeler. Rakı mı içtin sen bensiz? Şamura mı düştün dümensiz? Yar 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 aman. Lingo lingo şişeler. Rakı mı... Mahir, hayırdır ne bu gürültü ya? Açmadılar mı? Ustam kızma. Mahir. Evdeler usta, korkacak bir şey yok. Allah Allah. Sübhanallah. Hüsne. Kık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 
Ne demek stres atayık? Dünürler orada bekliyor. Ceylan kızımız yanlarında. Sen burada çocuk gibi. O ne? Çello. Likör. Yok, şerbet abim. Ben verdim Bahattin. La havle, la kuvvet. Hüsnü, git al ceketini. Al. Orada dönürle bekley, Ceylan bekley. Haydi. Hemen gelin Bahattin'im. Beye, sen de gel bizle. Beye? Yandık biz Cemal, yandık. Hayırdır? Yandık. Ne oldu? Bunların bir sırrı var ki. Yadigar. Civan. Çıkmışsın dükkandan. He, eniştem evde tantana var, git dedi. Hadi beraber gidelim. Geliyorsun ha? Evde kalacaksın yani. Ha. Civan, al bunu. Ne bu? Eşit üniversite kağıdın. Ya at bunu, bir önemi yok. Var, olmaz olur mu? Başarmışsın. Bu ailede üniversiteyi kazanan ilk kişi sensin. En azından bunu bil. Sen olmasan bu küslük bitmezdi, biliyorsun değil mi? Sen gelmesen de bitmezdi. Eniştemle ablamı affettin ki geldin. Evet, affettim. Ama onlar için gelmiyorum. Hı? Ben evi onlar için değil. Senin için dönüyorum.
Yanmışım ben canım, yanmışım gözlerinde. Ellerin değmese bile kalbimi vermişim sana. Yanmışım ben canım, yanmışım gözlerinde. Ellerin değmese bile kalbimi vermişim sana. Bin kere de değil. Yanmışım ben canım, yanmışım gözlerinde. Ellerin değmese bile kalbimi vermişim sana. Bin kere de değilse, bir ömür böyle geçse de, kalbim senin elinde. Sana benden yani ya, kalbim senin elinde. Sana benden yadigar, sana benden yadigar, sana benden yadigar.